Genç bir Brahma horozu arkadaşlar. Harikalar Diyarı'nın kötü adamı. Hepinizin bildiği gibi kötü adamımız sürümüzün, Brahma sürümüzün babası. Kendisi şu aralar istirahatta. Tavuklarıyla ilgilenip onlara güzel bir gün geçirtmek için çaba gösteriyor. Evet. İşte bu da sadece Harikalar Diyarı'nda olur. Değil mi? Koskocaman bir alan. Her sabah burada bırakıyor ve onların gezmesine dolaşmasında yardımcı oluyoruz. Kötü adamımız buranın hakimi sayılır. Çünkü cüssesiyle buranın hakimi kötü adam olmalı. Mantiken değil mi? Aynen öyle. Kötü adama bakın. Maşallah subhanallah. Dev gibi yapısıyla koskocaman horozumuz tavuklarıyla birlikte sabah saatlerinin tadını çıkartıyor. Yalnız tavuklarımız da bir o kadar gelişkin ve büyükler, gözümden kaçmıyor değil. Yani kötü adamı pek de aratmıyorlar gibi. Kötü adam arkadan yanaşıyor. Birazdan kötü adamı sizler için tutacağım ve onlarla biraz söyleşi yapalım. Kötü adamı yakından inceleyelim. Daha sonra onları bu şekilde izlemek beni çok mutlu ediyor. Sizleri de izlerseniz memnun kalırım. Yakalarsam muah muah. Şu şekilde burada biraz kötü adam ve ailesini izlemek istiyorum. Eğer izniniz olursa arkadaşlar, görüyorsunuz zaten kendilerini. Birazcık izleyin, onların birini yakalayıp getireceğim birazdan. Çok güzel olacak. Gidip kötü adamı yakalayalım değil mi? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Harikalar Diyarı olarak biliyorum seviyorsunuz, biliyorum. Ey sizi. Aşağıdan bir like atıp yorum düşmeyi unutmayın. Kötü adamımızı getirelim. Genç ve dev gibi horozumuzu bir inceleyelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi şöyle, elimde bir kötü adam var. Tamam, dev gibi bir horozumuz var maşallah subhanallah. Her gün olmasa da haftada en az bir kez olmak üzere kötü adamı incelerim. Sağlık problemi var mı ona bakarım. Simsiyah olduğu için şu an elimde neredeyse gözükmüyor. Poposuna bakarım, nefes alışverişine bakarım ve ona göre eğer bir sıkıntı varsa hemen sulağına bir takviye atarım. Yani önden onu bir dinlemek gerek. Kötü adam seni dinleyebilir miyim? Şimdi nefes alışverişinde çok da bir sıkıntı yok gibi. Aynen, iyi. Normal bir nefes tonu var. Güzel. Horozum. Bak bak bak. Maşallah subhanallah. Abikanın güzeli. Canımın içi. Pelteyi kırmızı. Yanaklar da kıpkırmızı. Sıkıntı yok. Gaga yapısı gayet iyi. Nefes alıyor veriyor. Maşallah subhanallah. Güzel güzel. Bak bak. Paçalar, ayaklar iyi. Dev gibi horozum. Benim Brahma horozum. Kara oğlanım benim. Dur. Bak bak. Şu şekilde bir tutalım. Kara oğlanımızı. Ha? Ha? Bak. Dev gibi genç bir Brahma. Dur 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 oğlum dur. Dur dur. Dur dur. Dur oğlum. Dur. Bir yerin, bir yerin incinmesin istemiyorum. Bir yerin incinsin istemiyorum, dur. Bir yerin incinsin istemiyorum. Popo kısmını da inceleyelim. Yok şimdilik iyi gibi arkadaşlar. Aynen. Aynen. Çok büyüksün sen ya. Benim kadar horozum var arkadaş. Oğlum benim kadar. Bak. 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 Neredeydin sen? Dur. Bak. Benim kadar. Hay maşallah oğlum ha. Dur. Dur oğlum nere? Dur. Dev dev. Maşallah subhanallah. Evet arkadaşlar. Hal böyle olunca bir Brahma besleyicisi olarak ben mutlu oluyorum. Çünkü Brahma bir ayrı bir güzel, ayrı bir tatlı. Duruşu, esaleti yeter.
gelen ziyaretçilerimizin birçoğusu Brahmalar hakkında bilgi isteyip hatta kendi kümeslerine de Brahma istiyorlar. Ben de onlara beklemelerini ve sabretmelerini söylüyorum. Çünkü şu an halen de hayvanlarımız sağlam bir yumurta salımında değiller. Kazlarımız da çok yakında kaybolup gidecek. İntikamımı alacağım onlardan inşallah. Bütün videolarımı sabote eden kazlar sinirlerimi bozmaya başladı. Bu sinirimin bir sonucu olacak. Çok yakında. Takipte kalın. Burada Brahmalarımızın gezdiği alanda bu şekilde gördüğünüz gibi maydanozlar, soğanlar, tereler, lahana bile vardı da lahana bitti. Çok güzel yeşilliklerle donatılmış bir alanda hayvanlarımız keyfini sürüyor. 2-3 saat dışarıda her gün gezdiriyorum bu şekilde hayvanlarımızı. Keyiflerince yiyip içip sonra da kümes içerisine geri ediyoruz. Ondan sonra da günü bu şekilde geçiriyorlar arkadaşlar. Her zaman gibi ben de mutlu oluyorum. Tabi bunların yanı sıra şimdi sultanları da dışarı çıkartalım. Bugünkü Brahma videomuzu sultanlarla yavaştan kapatabiliriz. Önce bir sultanları dışarı çıkartalım. Onlar da gezmeye dursunlar. Onlara da bir inceleyeyim. Benim canlarım, cicilerim şampiyon hattı Brahmalar. Şampiyon hattı sultanlarımdır diyelim. Çünkü çok sağlam hayvanlar inşallah. Bismillah. Bak 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 nasıl açacaktı. Bak 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 bak. Maşallah. Maşallah subhanallah. Hay maşallah kanat gibi bak bak. Evet arkadaşlar hal böyle. Damızlık horozumuz da önden gidiyor. Bir basmaya başlamadı. Çiftleşmelerini bekliyorum aslında. Çünkü yumurta salmaya yavaş yavaş çıktılar. İçeriği bir kontrol edeceğim. Ve buranın da temizlik zamanı gelmiş gibi arkadaşlar. Değil mi? Şurayı bir temizlemek gerek. Kış sezonunda bu kümes bu arada çok iyi oldu. Çok güzel bir şekilde sıcacık. Hayvanları akşam çok güzel bir muhafaza altına alabiliyor bu kümes sayesinde. Yeni modern kümeslerimiz harika oldu. Hatta şurada bir modern kümesimiz daha var. Onun videosunu çekmedim. Onun videosunu hayvanları içine taşıdıktan sonra çekeceğiz. Burayı brakel kafesi yapacağım. Nasip kısmet olursa brakellere ağırlık vereceğim burada. O yüzden o vakit çekeceğiz onu. Bugünkü bu videomuzda daha çok Brahma konusuyla sultanlarımızı da sadece arada göstermek istedim. Yan taraftaki kafesimize de geçelim. Harikalar diyarında heyecan biter mi? Öbür Brahmalarımızı da dışarı çıkartmak istiyorum. Onları da dışarı çıkartalım. Bir de light Brahmalarımız var. Dev horozlar bizde bitmez. Bakın kötü adam bir dev. Trump var daha. Trump da bir dev. Burada bir devimiz daha var. Devler ülkesine döndük. Bu gidişle. Bismillah. Ay ben sizin canınızı gıt da ya. Şuradan bir dakika şu kafesinin kapağını şöyle. Ya gerçi kapatmaya gerek yok. Hayvanlar dışarı çıkıp gelsinler zaten. İsteğimiz de o. Şöyle. Hadi çocuklar. Hadi. Size de bakacağım yumurta salmışmış mısınız? Yumurtanız var mı çocuklar? Gelin çıkın dışarı. Gelin bakın. Şöyle kapağı açınca onlar zaten direkt dışarı kaçacaktırlar. Lesi içeri girdi. Hayvanlarımız rahatsız ediyor. Tavuklarımız dışarı çıksanıza ya. Anne maşallah size. Çok seviyorum. Şu bizim dağ gibi horozumuz. Dev horozumuz. Daha da dev olacak. Daha küçük bu arkadaşlar. Aynen alttan tavuklarımız dışarı çıkar çıkmaz birkaç tavuğumuzu görüyorum. Önce bir yem yiyeler. Sabah kahvaltılarını yaptıktan sonra aparatif için dışarı çıkacaklar. Dışarıda çünkü otlar var. Güzel güzel yerler var. Onların hepsini muhtemelen tadını çıkarta çıkarta şurada bir gezerler dışarıya atılıp. Çok mutlu oluyorum ben onları öyle görünce. Kümeslerine girmek istiyorum. Bir bakacağım yumurtaları var mı? Yumurtaya çıktıysalar çok iyi olacak benim için. Vay maşallah bir tane yumurta var arkadaşlar. Başka yumurta görmedim ama bir tanesi var. Demek ki birisi yumurtaya çıkmış. Hay sizin canınızı yerem ben. Siz yumurtaya mı çıktınız? Çok da pürüzsüz bir yumurtası var. Maşallah subhanallah. Yine ben bunu tekrar buraya koyayım. Bereketiniz olsun. Bismillah diyelim. İlk yumurtamız her zaman hayırlara vesile olsun inşallah. Brahmalar hemen dışarı çıktı. Lesi içeri etmeye çalışıyor Brahmaları. Ama Lesim böyle olmaz ki. Canımın içi. Burak biraz oynasınlar, biraz dolaşsınlar olmaz mı? Arkadaki Kliyim Neybarlar. Mavici tavuklarımızın yanına gidelim. Onları da dışarı çıkartalım. Şimdi beni özlemiştirler onlar. Şöyle yapalım. Mavicilerin kümesinin temizlik vakti gelmiş. Onu görebiliyorum şu an. Şöyle de açalım şurada. Oba. Maşallah maşallah gel. Gelin çıkın. Sıcacık içeride. Ana nasıl sıcakmış. Burada hayvan sayısı biraz da fazla arkadaşlar.
Normal böyle sıcak olması. Kümes içine girmeyeceğim. Şişt. Lesi gel buraya. Lesi buraya gel. Lesi. Lesi gel buraya. Kızım. Lesi. Gel buraya. Ne gidi öğren. Bunların hepsine sen bakacaksın. Torun artistlik yapıyor. Bizim buradaki biliyorsunuz torunumuzu. 5-6 tane cariyenin herifi. Heriflik eder burada. Yemler yiyirler. Şimdi birazdan da dışarı çıkarlar. Kapıyı bunların da açık bırakıyorum. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi her sabah kümesime gelip dev horozlarımı ve birkaç kafesi açıyorum bu şekilde. Horozlarım bu şekilde yayılıyor. Brahmalarda biliyorsunuz gezip dolaşmaları çok önemli Brahmaların. Çünkü bir Brahma ırkı dev bir ırk olduğu için ayaklarının çaprazlaşmaması için vücut kasasının iyi oturabilmesi için gezmesi ve geniş bir alana ihtiyaç duyması çok normal. O nedenden dolayı sizler de bir Brahma bakıcısı olmak istiyorsanız önce onlara geniş bir alan sunabildiğinizden emin olun. Bakmayın benim kümesim biraz küçük duruyor ama her gün dışarı çıkartıyorum onları. Onunla da kalmıyoruz. Yaza doğru da önüne bir bahçe yapacağız. O şekilde artık ayarlarız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Diğer güzel videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.